Evet abi, yeniden bir Sneak Peek bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce mutlaka videoya like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz Sneak Peek videolarının devamını da görebilmek adına kanala abone olmayı ve bildirimlerinin tümü yaptığınıza emin olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, yeni kromatik karakterimiz Lou karşınızda efendim. Bugün bunu inceleyeceğiz. Ayrıyeten Ember'a bir yıldız, bir aksesuar geliyor. Onu da size göstereceğim. Bugün manyak bir Sneak Peek bölümüyle karşınıza geleceğim. Buna emin olabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, burada önemli kısmı size göstermek istiyorum. 30. kademede açılır diyor. Dün de bahsettiğim olay. Ücretsizdeyseniz, yani 30'a geldiğinizde kutularınızdan arayınız efendim. Burada yeni karakterimizin pinleri ve altta da King Lou'nun pinleri var arkadaşlar. Yani King Lou nasıl bir karakter, nasıl bir kromatik karakter, az sonra bunu da inceleyeceğiz. Hem de çeşitli oyun modlarında arkadaşlar, dediğim gibi bir de şeye bir gadget ekleniyor. İkinci bir gadget şeye, neye, Ember'a, onu da göstereceğim az sonra, neyse. Ulan yıldız gücü müydü? Dur bir dakika, kafam karıştı arkadaşlar, ona bakarız. Şimdi arkadaşlar burada bir bakalım özellikle şu puanlarına. Hani canının 3920 olduğunu görüyoruz. Hızının normal olduğunu. Yani 3 tane 532'lik bir dakika dur kardeş. Burası önemli. Şuraya bir bakalım. Burası çünkü asıl önemli kısım. Canıyla hızından bahsettik. Burada damage'inin, yani atağının arkadaşlar, hasarının 3 tane tek bir şarjörde 3 tane ve bu üçünün de 3 atışının da 532 hasar verdiğini görüyoruz. Range'inin bayağı bir uzun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Very long diyor. Yani çok uzun diyor arkadaşlar. Ayrıyeten şarjörü yenileme süresi, şarjörün dolma süresi de çok hızlı diyor arkadaşlar. Buralara kadar gayet iyi. Güzel. Ultisi de bu arada, ultisinin range'i de uzunmuş yani arkadaşlar. Uzakmış. İyi. İyi de yani, güzel. Aksesuarı Ice Block diye arkadaşlar. Az sonra zaten şey içerisinde göreceksiniz. Bir saniyeliğine, kendini koruyan bir çember bırakıyor arkadaşlar. Süper cool diye de bir yıldız gücü var arkadaşlar. Bu yıldız gücü sayesinde de yıldız gücünü attığımız yerdeki düşmanlar kayıyor hocam. Düzgün yürüyemiyorlar. Onu da belirteyim. Evet, karakteri deneme mağarasındaki görüntüleriyle sizi baş başa bırakayım efendim. Burada tam olaraktan değil de birazcık yani karakteri tanıyacağız arkadaşlar. Ondan sonra da oyun modlarının içerisinde deneyecek ve orada da karakteri tam anlamıyla Lou karakterini anlayacağız ve öğreneceğiz ve günün sonunda, yani videonun sonunda da kendi karakter hakkındaki düşüncelerimizi söyleriz arkadaşlar. Ama tabi bakın arkadaşlar, burada hasar geçersiz. Yani ben aksesuarını çok güçlü bulmadım açıkçası arkadaşlar, yani çok kullanışlı bulmadım. Yani sadece bir saniyelik bir çember oluşturuyor ve o çemberde biz hasar almıyoruz. Yani bilmiyorum siz nasıl buldunuz ama bence aksesuarı çok güzel mi? Ben aksesuarını çok güçlü olarak bulmadım. Yani güzel bir tarafı bir yana ama çok güçlü değil bence aksesuarı. Yıldız gücü gerçekten güzel. Bayağı da bir yerde kalıyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Hani bayağı bayağı duruyor bakın orada. Şunu karakterle alakalı söylemek lazım abi. Ultisini attığı yerdeki düşmanların hemen solunda veya vurduğumuz adamların solunda arkadaşlar bir kar simgesi belirliyor. Ve vurdukça bu simge doluyor. Bu simge dolduğu zaman da düşmanları dondurabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda ultinin içindeyken de düşmanların solundaki çizgi dolmaya devam ediyor. Bu sembol dolmaya devam ediyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Şuna bastığında canım mı fulleniyor, onu mu merak ettim abi, ona bir bakacağım ama öyle bir şey yok sanırım. Aynen, sadece hasarı emiyor, hasar yemiyor arkadaşlar bunu açtığınızda. Ama bence aksesuar çok mu OP değil. Yani aksesuarı çok iyi değil bence. Yani bu karakterle alakalı şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şarjör çok hızlı doluyor. Şarjörüne dikkat edin. Baya baya seri doluyor şarjörü yani. Onun haricinde bıraktığı bu kaygan zemin baya bir map'te duruyor arkadaşlar göründüğünüzde. Baya bir map'te o bıraktığımız şey duracak. Orada biraz düşünebilirim. Onun haricinde hani farklı bir olayı var mı diye bakıyorum karakterin. Bakın o sembol bu arada arkadaşlar, vurmadığınız zaman giderek düşmeye başlıyor. Yani rakibe vurmazsanız eğer o sembol de dolum oranı gittikçe daha düşmeye başlıyor ve sembol oradan gidiyor. Yani sürekli vurmanız lazım, belli bir oranda düşmeye başlıyor vurmadığınız takdirde. Bakın vurdukça da doluyor. Ya ben karakteri hani 100 üzerinden bir puanlama verecek olursam, şu anki videolar oranla tabi birazcık daha izleyip veririz ama bana göre çok mu çok güçlü, bir Ember kadar güçlü mü değil arkadaşlar. Ama velakin şu an ben tam kararımı veremiyorum abi. Yani illaki bir karakteri kullanmam gerekecek galiba bu karakter hakkındaki puanlamayı vermem için. Çünkü Ember mesela, bu izlediğimiz Sneak Peek'teki Ember direkt yani çok güçlü demiştik ama buna tam olarak ben bir not veremiyorum abi ben şu an. Bilmiyorum. Ama karşı tarafta da bir Lou var ve vurmadığı için arkadaşlar bizim o kar sembolü gittikçe düşüyor ve sonradan da yok oluyor gördüğünüz gibi. Sonradan vurması için tekrardan başlatması lazım. Tekrardan başlatması için vurması lazım falan filan.
izleyelim abi. Evet. Karakterimizi çeşitli oyun modlarında inceliyoruz abi ve yorumlamaya çalışacağız. Güçlü. Yani tabii ki de güçlü. Yani bir Colette gibi değil. Colette'in ilk geldiği gibi güçsüz bir karakter değil. Ama bir Ember mı? Veya bir Surge mu? Bunu bilemem. Şu anki videolarda da tam anlayamıyorum açıkçası. Size göre nasıl bir karakter oldu abi? Şu ana kadarki izleniminiz, karakter hakkındaki izleniminiz ne? Yorumlar kısmına mutlaka yazın sizce güçlü mü değil mi? Fikirlerinizi bekliyorum. Bakın abi. Bu arada kuşatma modunda robotu tutmak için de bence efsane bir karaktere benziyor. Onu da söyleyeyim. Başka modlardaki bir görüntüsünü açalım abi. Başka modları deneyelim. Mesela savaş topunda abi nasılmış karakter. Yani her modda böyle bir deneyelim ki bakalım ki görelim ki hangi modlarda da iş yapar bunu da görelim. Bir destek karakteri bunu da söyleyeyim. Hani alayım hesaplaşmada, tek hesaplaşmada, yargı dağıtayım Ember gibi değil abi bu karakter. Onu söyleyelim, bir support yani destek karakteri. Ama ona rağmen tabii güçlü gibi duruyor. Çok mu güçlü onu bilmiyorum dediğim gibi. Geldikten sonra kararını vereceğim, oynadıkça kararını vereceğim ama yine de şu anlık güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Size göre nasıl? Yorumlarda dediğim gibi fikrinizi yazın abi. Savaş topundaki olayı da böyle. Bak abi ultiyi attı ve oradaki düşmanlar rahat yürüyemiyorlar, anladın mı? Kayıyorlar falan filan böyle. Bakın abi. Takılıyorlar, kayıyorlar ve yani ultisi çok fazla şeyde kalıyor, mette kalıyor. Yani öyle 3 saniyede 5 saniyede gitmiyor. Bayağı bir duruyor yani. Bir 10-15 saniyesi var gibi geliyor bana. Ya bayağı bir duruyor. Sağlam. Yani bundaki her biliyorsunuz Supercell abi her karakterin farklı şeylerle getiriyor. Yani farklı oynanış mekaniğiyle getiriyor. Atış mekanikleriyle getiriyor. Bunun da farkı abi rakibi ateş ettiğinde solda çıkan o yuvarlak kar simgesi ve onu doldurduğunuzda da rakibi dondurabiliyorsunuz abi. Bunun da farklı kısmı bu. Yani bu karakterimizin de farklı olan kısmı diğer karakterlere göre ayrılan kısmı da bu abi. Her karakteri bildiğiniz gibi değişik animasyonlarla, değişik atış animasyonlarıyla getiriyor. En son mesela Ember'da abi, o da çok farklıydı. Bunda da bu şekilde bir çember oluşturabiliyorsunuz efendim. Bir kar sembolü. Bu da bu karakterimizin değişik atış farklılığı diyelim diğer karakterlere oranla. Bu da değişik olmuş. Yani bu ultisinin içindeyken herhangi bir hasar masar almıyor zannımca düşmanlar. Aynen hasar falan almıyor arkadaşlar ama ultisi içerisinde dediğim gibi gitmek istedikleri yere gidemiyorlar abi ve kaymaya devam ediyorlar ve ulti çok fazlasıyla yerde kalıyor. Bir sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayamadım. Sayamadım! Göreceğim şimdi. Evet dondurdu onu. Evet dondu şu an o. Dondu. Şu an içinde olduğundan dolayı. Evet dondu. Dondu. Baba vursana. Lü vur şuna Lü. Aa dondurdu. Ya donması da çok iyi değil ya. Ben yetersiz buldum arkadaşlar. Aksesuarı yetersiz buldum. Ben söyleyeyim bak. Aksesuar bence yetersiz. Aynı zamanda bence bunun içerisindeyken bizim ultimizin de doldursa güzel olurmuş. Yani ultimiz de dolmaya devam etse güzel olurmuş. İkinci eksik bu. Üçüncü eksik de abi. O yanda çıkan çember var ya arkadaşlar. Çemberde o kadar uğraşıp o çemberdeki düşmanın o çemberi dolduruyoruz o kadar uğraşıp. Ama adam sadece 1-2 saniyeyle donuyor. Bence bunu 1 saniyeyle hatta donuyor diye biliyorum. Bence bunu daha fazlasıyla daha fazla yapabilirlerdi. O yüzden tam olarak karar veremediğim bir karakter oldu. Dediğim gibi geldiğinde ancak böyle tam net puanı verebileceğim bir karakter olmuş abi. Onun dışında durumlar böyle arkadaşlar. İsterseniz bir de Ember'a gelecek olan yeni aksesuar ya da yıldız gücü, dur şimdi unuttum. Ona bir bakalım abi. Hatta ondan da önce arkadaşlar sizlere şu karakterin bir yenilme ve kaybetme animasyonlarını, kazanma ve kaybetme animasyonlarını göstereyim. Bu kazanma animasyonu abi. Gayet tatlı minnok bir minnok ne var. Ve kaybetme animasyonu oradaki dondurmayı laps diye suratına geçiriyor efendim. Bir diğer sneak peek'e geçelim hemen. Evet bu da Ember'la alakalı sneak peek'imiz arkadaşlar. Bu ikinci yıldız gücüymüş. Sorry man diyorum. İkinci yıldız gücü arkadaşlar. Bu yıldız gücü peki ne? İlk yıldız gücü bildiğiniz gibi biz bu bıraktığımız yağların üzerinde durdukça ultimiz doluyordu. İkinci yıldız gücünde ise arkadaşlar, ben bunu aksesuar da aklımda kalmışım. İkinci yıldız gücü ise abi artık Ember ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi göreceksiniz. Evet aksesuarını bıraktı. Şimdi arkadaşlar yıldız gücündeki olay şu. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Fark ettiniz mi detayı? Artık
ultimizi doldurmuyoruz efendim biz yağın içindeyken. Tam tersine yağın içindeyken arkadaşlar şarjörümüz %50 daha hızlı doluyor efendim. Bakın. Bakın girdi ve %50 şarjör daha hızlı doluyor. Yani bunu nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bunu da yazmayı unutmayın. Sizce Ember iyi, birinci yıldız gücü mü, ikinci yıldız gücü mü daha iyi? Yazarsınız efendim, sevinirim. Ember artık yağ sıvısının üzerinde durdukça daha hızlı şarjörünü %50 hızlı dolduracak abi. Bu da böyle. Haberiniz olsun. Bakın. %50 daha hızlı bir şekilde dolduruyor efendim. Bu yağın üzerindeyken. Onu da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar ve bu şekilde yani sneak peeklerimiz. Bir de şurada son kez görelim abi. Ondan sonra da videoyu noktalandıracağım. Umarım sneak peek hoşunuza gitmiştir dediğim gibi. Bak abi normal böyle doldururken daha hızlı dolduruyor. Yani ilk yıldız gücüm daha mantıklı. Yani ulti doldurmak mı daha mantıklı yoksa şarjörü daha hızlı doldurmak mı daha mantıklı? Bu size kalmış tamamen. Hemen hemen birbiriyle aynı yıldız güçleri. Yani kullanılabilirlik açısından ve iyilik açısından hangisi daha iyi diye bir soru sorarsanız %50-%50 derim. İkisini de alabilirsiniz. Oyun modlarına göre falan değişebilir sadece. Olay bu. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ben bir sneak peek bölümünün daha sonuna geldim. Kendinize cici bakın. Efendim bu arada dediğim gibi bu Ember'ın yıldız gücü de cuma günü satışa sunulacak. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Farklı bölümler görüşürüz. Bay bay.